gibi iş savaşın tarafı haline geldi. Bu tehdit ya da bu tehlike Afganistan'da da söz konusu. O nedenle özellikle Suriye ve Libya'dan çıkarttığımız derslerle veya deneyimlerle çok dikkatli adım atmamız gerekiyor. Ama yine tekrar ediyorum ABD'nin siparişiyle ve e, talebiyle ve talimatıyla e, bu yola giriyoruz maalesef. De dersler çıkarıldı mı? Sanmıyorum. Sanmıyorum. Şimdi e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretine gelelim. O konuyu sizle detaylıca konuşalım istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimlerin gittiği de bence önemli. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan beklendiği gibi. Tabii ki Cumhur İttifakı'dan e, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı Mustafa Şentop artı Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Türk de heyette yer alıyordu. Evet. En başta şuradan başlayalım isterseniz. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili müjdeyi Erdoğan'ın vermesi. Orada bir hükümet orada bir devlet başkanı varken ne anlama geliyordu? Bu e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini bağımsız bir devlet olarak sadece tek başına tanıyan tek ülke var dünyada. O da Türkiye Cumhuriyeti. Malum büyükelçiliğimiz var Lefkoşa'da. Buna rağmen aslında bizim de e, böyle bir ülkeyi tanımadığımız, müdahil olduğumuz anlamına geliyor. Çok açık ve net. Çok üzücü bir şey söylüyor. Çok üzücü şimdi. bir şey. Tabii bunu Türkiye bu şekilde yaklaşım sergilerken üçüncü ülkelerden bağımsız bir devlet gibi tanımasını isteyemeyiz. Zaten hatırlayacağınız üzere son seçim döneminde daha önce halkın hür idaresiyle seçilmiş cumhurbaşkanına yönelik, Akıncı'ya yönelik yaklaşımımız, eleştirilerimiz, hatta hainlik de e, e, Aynik ifadesiyle suçlamamız da zaten yine tırnak içerisinde tek tanıdığımız ülkenin iç işlerine müdahil olma anlamına geliyordu. Bu da başta Avrupa Birliği ve ABD olmak üzere tüm dünyanın dikkatlerinden kaçmıyor. Yani Türkiye burada ciddi bir odaklanma sorunu yaşıyor. Özellikle son yıllarda Doğu Akdeniz politikasıyla birlikte Kıbrıs bağlamında da bu böyle maalesef. Ne hedeflenmiş olabilir sizce bu ziyaretle? Şimdi ben de bu ziyaretin öncelikle iç politikaya yönelik bir adım olduğunu, açıklanacağı ifade edilen müjdenin de bu yönde bir adım olduğunu düşünüyorum. Zira Kıbrıs konusu ta 1950'lerden beri Türkiye'de milli dava olarak nitelendirilen, istisnasız tüm siyasi kesimlerle ya Yelpazen da tüm her, tarafı, her sağ sol sahip çıkılan, e, hatta ta ellerde taksim sloganıyla e, da şekillenen bir anlamda bir konu. Dolayısıyla bu konu da Türkiye'de iç politikada farklılık yaratmak ya da Kıbrıs üzerinden e, bir anlamda e, politik alan açma devşirme anlamında çok ucuz bir siyaset sergilendiğini düşünüyorum. Çünkü Kıbrıs konusunun hassasiyeti çerçevesinde ne muhalefetin ne de muhalif analistlerin çoğunun hükümetin Kıbrıs politikasını eleştirmeye yeltenmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü yeltenemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü sokaktaki insan için de Kıbrıs davasının ayrı bir kutsiyeti, ayrı bir anlamı var. Ama gelin görün ki, Bizim özellikle AKP'li AKP'lilik yıllarından itibaren anlam planından be, izlediğimiz bir anlamda inişli çıkışlı Kıbrıs politikasında tutarlı olmayan. tutarlı olmayan Kıbrıs politikasında biz öyle bir hale geldik ki Kıbrıs içi siyaset içerisinde de tıpkı Türkiye'deki Türkiye'nin iç siyasetindeki gibi bir bölünmeyi başarmış olduk. Dolayısıyla muhalefetiyle, iktidarıyla Farklı e, konuşan, farklı perspektifleri olan bir Kıbrıs var. E, bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeği var önümüzde. Bu e, Türkiye'deki bölünmenin, e, kutuplaşmanın adeta mini bir yansıması olarak e, uluslararası camiaya çıkıyor. Dolayısıyla bu da Kıbrıs davasında öteden beri, 47 yıldan beri Türkiye'ye yönelik tez geliştirenlerin ya da savunanların... Dikkatinden kaçmıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin, bugünkü Türkiye'nin Kıbrıs politikasını Erdoğan'ın ya da AKP'nin şahsi politikasıyla eşleştirilen bir boyutta karşımıza çıkıyor maalesef. Günün raporunun ilk bölümünde Kuzey Kıbrıs'a bağlandık. Oradan bir gazeteciyle, Nazar Erişkin'le konuştuk. O da kutuplaşmanın bu denli olmadığını Kuzey Kıbrıs'ta ancak son cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte iyice yarılmaya başladığını ve dün Erdoğan'ın parlamentodaki konuşmasına zaten muhalefetin boykot etmesiyle iyice derinleşmeye doğru gittiğinde bize aktardı. Çünkü e, basının da manşetlerini verdik. Basın da ortadan ikiye ayrılmış durumda belli ki Kuzey Kıbrıs'ta. E, giderek daha da kutuplaşan e, bir maalesef. ülkeyle karşı karşıyayız. Evet, maalesef ve bu e, Türkiye'nin özünde hukuki temelde en azından Birleşmiş Milletler hukuki temelinde e, haklı olduğu Kıbrıs davasına son derece zarar veren gelişmelere de evriliyor. Türkiye'nin bugün federasyon tezinden vazgeçip iki egemen devletin konfederasyonu şeklindeki özellikle son Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin başkanlığında Cenevre'deki toplantıdan sonra yapmış olduğu açılım da zaten ...dış dünyada tepkiyle karşılandı. Başta Avrupa Birliği ve ABD olmak üzere. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sonuç raporunda zaten buna atıf da var açıkçası. Dolayısıyla bizim Kıbrıs konusundaki siyasi söylemlerimizle... ...Birleşmiş Milletler hukuku temelindeki kazanımlarımız arasında da... ...çelişkiler ve farklılıklar olmaya başladı. Öyle bir şey ki biz iki egemen devletin bir araya gelerek konfederasyon kurmasından bahsediyoruz. Ama burada muhatap alacağımız Rum yönetiminin deniz alanları, hidrokarbon yatakları ile ilgili tasarruflarının tümünde de hak sahibi olduğumuzu iddia ediyoruz. Bunu yaparken de bununla belli bir mantığı olabilir, kabul edilebilir müzakere pozisyonu olarak uluslararası planda kullanılabilir ama e, Güney Kıbrıs'ı oradan başlayarak. Yapılabilir ancak Güney Kıbrıs'ın 10 ve 11 numaralı parselinde de hiçbir hak iddia etmiyoruz. Yani kendi içerisinde teknik anlamda çelişkilerle dolu bir Kıbrıs politikamız var. Biliyorsunuz Kıbrıs'ta yanılmıyorsam 1991'deki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 716 sayılı kararıyla zaten siyasi olarak iki eşit toplum olduğu vurgusu var. Bu Rauf Denktaş'ın, rahmetli Denktaş'ın miras bıraktığı en büyük kazanım. 91 yılından bugüne kadar böyle bir e, realite var ve Birleşmiş Milletler Hukukunda geçerliliği olan bir e, kavramdan bahsediyoruz. Ama Türkiye'nin zaman zaman anlam planı döneminde de Sayın Denktaş'la olan, daha sonra Sayın Talat'la olan, Sayın Akıncı'yla devam eden ama bugün e, Sayın Tatar'la bir anlamda özdeşleşmiş bir politika yürütüyor olmamız son tahlilde adanın iç işlerine müdahil olduğumuz anlamına geliyor. Bu artık o kadar ayıka çıktı ki e, hatırlayacağınız üzere son günlerde acaba Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ismi mi değişiyor? Kuzey ifadesi kalkıyor mu? İşte yeniden bir bağımsızlık mı ilan ediyor? Halbuki zaten bağımsızlık ilan edilmiş bir e, ülkeden, bir gerçeklikten bahsediyoruz. Artık buna rağmen Birleşmiş Milletler'in tanınmaması yönündeki kararları da orada duruyor. Şimdi böyle bir dönemde açıkça söylemek gerekirse ben de böyle bir şey bekliyordum. Ama geldik ki bir e, minik külliye açılışına bunun finansmanının, bunun inşasının, bunun bir müjde olarak sunulmasının e, Kıbrıs iç politikasına çok açık söylemek gerekirse hiç değer vermediğimiz, hiç ciddiye almadığımız anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Ki... Gece kondu ifadesi de bazı insanların kalbini kılmış. Şimdi ada devleti Kıbrıs malum her adanın kendine özgü bir mimarisi var. Kimine göre gece kondu, kimine göre farklı bir estetik yapı olabilir. Bu değerlendirmeler subjektiftir. Ama bir ülkenin mevcudiyeti, gücü, egemenliği, bağımsızlığı sahip olduğu yönetim fiziki anlamda yönetim yerinin büyüklüğüyle. Orantılı değil eğer öyle olsaydı bugün dünyada e, süper güçlerin tümünün e, Afrika'daki birçok ülkeyle yer değiştirmesi gerekiyordu. Bu çok e, bence çok doğulu bir yaklaşım maalesef e, ve e, bugünkü realiteyle dünya politikasıyla da bağdaşmıyor. E, o şekilde bir ifade kullanması da e, benim de Kıbrıs'ta çok tanıdıklarım var. Gerçekten çok üzdü ve çok yaraladı onlara. Siz çok uzun süredir dış politikanın iç politikaya enstrüman olarak kullanıldığını zaten söyleye geliyorsunuz. Şimdi dünkü ziyareti de bu açıdan ele al alırsak şöyle bir şey var galiba. Müjde bekleniyordu. Biz de burada yayındaydık ve müjde neler beklendiğini spekülatif olarak ben de burada sayıyordum. Siz de az önce saydınız. Tekrarlanmaya gerek yok. Ama saydıklarımız arasında yeni bir külliye veya yeni bir parlamento binası yoktu. Dolayısıyla daha fare doğurdu mu diye sormuştuk başında. Bilmiyorum ben bunun yorumunu yapmayacağım ama beklentileri karşılayamadığını söyleyebiliriz herhalde. Oysa e, Erdoğan'ı biz her zaman gündem belirleme kabiliyetiyle bilirdik. kısa Eskiden. Diye. Evet. E, ne gösteriyor dün yapılan açıklama bize? Gündem belirle, belirleme kabiliyetini kaybettiğini gösteriyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Sadece bizler değil Türkiye'de medya kuruluşları ya da analistler olarak. Örneğin Rusya'da da bu çok ciddi bir şekilde takip edildi. Çünkü Rusya aslında Kırım konusuyla Kıbrıs konusu arasında hep bir bağlantı kurmaya çalışıyor. Ve Türkiye'ye Kıbrıs üzerinden, tırnak içerisinde söylüyorum, yardımcı olabileceğini, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir üyesi son tahlilde. Yani Türkiye'nin atacağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne rağmen, Türkiye'nin atacağı herhangi bir adımın Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden e, geri dönmesini olanak sağlayacak yegane ülke e, Rusya var. Rusya da bunu bir fırsat olarak kolluyor. Çok açık şekilde ifade edelim. Çünkü Rus dış politikası son derece realist ve Rusya'nın milli çıkarlarını önceleyen bir politika. Dün önde gelen bir e, Rus ajansıyla biz de e, sözleşmiştik. E, hatta oradan Kırım konusunda bağlantıda kuracak sorular da gelmişti ama... Biz yayını yapamadık maalesef çünkü e, külliye esprisi e, ben açıkçası hidrokarbonla ilgili de bir müjde olabileceğini de düşündüm. ama e, Biz de uzmanlarla e, konuşup uzmanımızı hazırlamıştık aslında öyle bir gelişme olur mu diye doğalgaz konusunda. <laughs> ama e, külliyenin e, aslında külliye konusunda da Sayın Cumhurbaşkanı daha önce bunun işaretini de vermişti ama e, ben açık söylemek gerekirse bunun bir müjde olarak telakki edilebileceğini hiçbir şekilde düşünmemiştim. Bu da Sayın Cumhurbaşkanı'nın beklentileri e, tırmandırmaya ve bunun üzerinden politika yapmaya yönelik hamlesi olarak görüyorum. Bu Karadeniz'deki doğalgaz konusunda da e, benzeri hareketler e, yapıldı, sergilendi. İşte müjde açıklanacak dendi. Peyderpey açıklanmaya başlandı. Tabii e, Kıbrıs'a giden heyetin kompozisyonu da çok önemliydi. Oğuzhan Asıl Türk Bey'in orada olması. 47 yıl önce bu Kıbrıs müdahalesinin e, yapan iktidarın e, ortaklarından bir tanesinin temsilcisi olarak orada bulunuyor. Bu açıdan da e, bir anlamı olduğu söylenebilir ama CHP ve veya Ecevit'in ismi Berberoğlu ismini, da o günkü e, hükümette bulunan CHP'li bakanların niye çağrılmadığını sordu. Mesela, evet yani Ecevit'in e, de ismi en azından anılabilir, zikredilebilirdi. Dolayısıyla tüm bunlar da gösteriyor ki Sayın Bahçeli'nin de orada olması hükümetin henüz karar verme aşamasında olduğu bir erken seçim sürecinde e, neleri kullanabilir, hangi alanlarda nasıl açılım yapabilir boyutuyla ilgili bir araştırma. Ancak bu e, bugün dün bir kez daha ortaya çıktı ki son iki AB zirvesinde özellikle Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusundaki e, karar metinlerinde Kıbrıs ve e, Doğu Akdeniz konusundaki ifadelerden de anlaşıldığı üzere Türkiye'nin bu konuda e, eskisi kadar rahat hareket edebileceğini söylememiz oldukça güç e, oruç nerede olduğunu zaten biliyoruz dolayısıyla e, bir sıkışmışlık söz konusu. Ben açıkçası erken seçim öncesi hani bir Kıbrıs fatihi ya da bir Kıbrıs destanı yaratılma esprisi olabilir mi? düşüncesiyle takip ediyordum ama o bile olmadı maalesef. Peki. Dış politika bir iç politika malzemesi olarak kullanılıyorsa bunun muhalefet tarafını da konuşalım isterim. Tabii. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu göçmen meselesiyle ilgili dünyaya seslendi bu hafta ve dünyaya seslenirken de onun altını ben de dün de kalın bir şekilde çizmeye çalıştım. Geliyoruz dedi. Dünyaya artık seslenirken biz bir sonraki iktidar biziz diyen bir muhalefetle karşı karşıyayız. Ama siz de saydınız birçok dış politika krizi ve sorunu var. Libya'dan Suriye'ye, Azerbaycan'da dahil olduğu savaştan Türkiye'nin. Şimdi Afganistan'a, üstlere kadar, Somali'deki üstlere kadar birçok konu var. Batı ile ilişkiler. Muhalefet nasıl bir perspektifle gelmeli sizce? Hem Türkiye-Batı ilişkileri, Türkiye-Rusya ilişkileri ve sınır ötesi operasyonlar ve mevcudiyetiyle alakalı. Şimdi